Arkadaşlar merhabalar. Konumuz romantizm. Evet romantizm 18. yüzyılda ortaya çıkmış bir akımdır. Romantizm klasizme tepki olarak doğmuş bir akım. Romantizm akımı 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere, Almanya'da başlamış. Daha sonra bütün Avrupa'ya yayılmış. Özellikle de Fransa'da etkili olmuştur. Victor Hugo'nun 1827 yılında yayınlanan Cromwell adındaki tiyatro eserinin ön sözünde romantizmin kuralları belirlenmiştir. Yine Victor Hugo'nun Hernani adındaki eseri klasik sanatçılar arasında düşünce çatışmasına neden olmuş bu tartışmanın sonucunda romantikler üstünlük sağlamıştır. Burası önemli. Sınavda Cromwell'i ve Hernani'yi genelde kullanmaya çalışırlar. Başka bir deyişle Fransız devrimi aklın değil duyguların ve coşkuların eseridir. Bu nedenle bireysel ya da toplumsal davranışlara akıl değil duygular yön vermiştir. Zaten romantik akımın en önemli özelliklerinden biri de duygu, hayal, coşkuya çok fazla önem vermesidir. Romantizm sözcüğü ilk defa Jean-Jacques Rousseau tarafından kullanılmıştır. Ek bir bilgi önemlidir. Romantizm akımının en belirgin özellikleri şunlardır. Klasik edebiyatın kuralcı ve biçimci anlayışına tepkidir. Burası önemli. Klasizmde akıl, sağduyu egemenken romantizme artık duygu ve hayale geniş yer verilmiştir. Ulusal tarih, Hristiyanlık mucizeleri, Orta Çağ ve Rönesans dönemi ilgili konular işlenmiş, çağdaş edebiyat ve mahalli renkler, güncel hayat ön plana çıkmıştır. Doğa her yanı ile işlenmiş, ilk kez betimlemeye yani tasvire bu akımda yer verilmiştir. Kişiler çevreleri içerisinde el alınmış, insanın düzeltilmesi yerine toplumun düzeltilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da romantikler sanat toplum içindir ilkesini benimsemişlerdir. Romantik akımın temsilcileri verdikleri eserlerde kişiliklerini gizlememişler. Aktardıkları olayla ilgili duygularını ve düşüncelerini dile getirmişlerdir. Bu kısım bize Namık Kemal'i hatırlatmalı. Biz de önemli bir coşumcu olarak karşımıza çıkacaktır. İnsan hayatındaki karşılıklardan yararlanılmıştır. Eserlerindeki olaylar ak-kara çatışmasıyla sunulmuştur. İyiler, iyinin iyisi, kötüler, kötünün kötüsüdür. Burada gördüğünüz gibi net bir ayrım vardır. Romantik sanatçılar bu karşıtlık içerisinde olumlu, iyi karakterlerden yana tavır koymuşlar, taraf tutmuşlardır. Klasizmdeki tip yerine artık karakter esas alınmış. Kahramanlar her yönleriyle yani artık karakterin tipten farkını buradan da çıkartabiliriz. Tipte tek bir yön vardır ama karakterde her yönüyle işlenecek bir alandır. Romantikler monarşinin yerini demokrasiye bıraktığı dönemde çok kan döküldüğü için yaşamayı acı çekmek saymışlar. Bu yüzden de eserlerinde acındırmaya önem vermişlerdir. Genç yaşta ölmek, verem olmak, aşk yüzünde intihar etmek, karasayı daha çekmek gibi. Hüzün ve sarı renk romantik akımın diğer dikkat çekici özelliklerdendir. Burası fazlasıyla önemli. Romantik sanatçılar toplum için sanat ilkesini benimsedikleri için edebi türlerin hepsinde eser vermişlerdir. Roman ve hikaye, şiir, dram, gezi, anı, deneme, fıkra, makale, eleştiri, tarih özellikle roman alanında büyük başarı elde etmişlerdir. Kişiler gerçek yaşamdan alındığı için hem fiziksel hem de duygusal yanlarıyla yansıtılmış ancak duygusal özellikleri ağır basmıştır. Eserdeki karakterler genellikle içine kapanık, duygusal, karamsar, hiçbir şeyle mutlu olmayan tiplerdir. Olayların anlatımında aşırı rastlantılıklara yani günlük hayatta kolay kolay karşılaşılmayacak olaylara yer verilmiştir. Burası çok önemli. Burada yine hep size bir metin verdiğinde olayın böyle günlük hayatta kolay kolay karşılaşılmayacak bir durum anlatılırsa onun romantizme bağlı bir akım olduğu anlaşılmalıdır. Klasizmde uyulan üç birlik kuralı son bulmuştur. Dram yani tiyatroda işlenilen Anlatılan konuda ve kullanılan dilde bir sınırlama getirilmemiş, ulusal dil kullanılmış, daha çok orta sınıfa seslenilmiştir. Romantik akımın temsilcileri Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Alphonse de Martin, Goethe, Schiller, Alfred de Musset, Alexander Dumas, Alexander Pushkin, Lord Byron, Henry Heine, Bernard Shaw, Voltaire ve Chateaubriand. Romantizmi Türk Edebiyatı'ndaki temsilciler ise Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit, Tarhan'dır. <laughs>